Tarsus İl Olursa programımızın 2. bölümünü tamamladık. Cuma günü saat 20'de YouTube Akkoza Medya kanalımızda yayında olacak. Ama biz daha önce size kısa bir fragman hazırladık. Şimdi hep beraber onu izleyelim. Yani ben birçok şehir gezdim Türkiye'de ama yani humus ve lahmacun üzerine aslında Tarsus'tan daha hissini göremedim açıkçası. Ben Donuktaş'ın meşhur olmasını Evet, tarihi olarak da zengin bir bölgede yaşıyoruz. Hangi tarihi bölgemizin öne çıkmasını isterdiniz? Şu anda tarih nereye elinizi atarsanız, kazı yaparsanız oradan tarih fışkırıyor. Çünkü 8000 yıllık bir geçmişimiz var Tarsus'un. Klikya dediğimiz bir kent. Gerek kamuda gerek güvenlik birimlerindeki memur eksikliği artık bu nüfusa yetmiyor. O yüzden artık il olmayı hak ediyoruz fazlasıyla. Evet, peki Tarsus il olursa plaka kodu kaç olmalı sizce? Tarsus il olsun da plakasının kaç olduğunun bence önemi yok. Ama 3 basamaklı bir sayı 100 olursa Türkiye'de ilk olur diye düşünüyorum. Evet, peki sizce şu an Tarsus'un en büyük sorunu nedir? Tarsus'un çok sorunu var aslında. Birincisi bu konuda biraz uzun bir şeyler söyleyebilirim belki. Vefasızlık diye düşünüyorum ben. Çünkü Tarsuslu, ben doğma büyüme Tarsusluyum. Fanatik bir Tarsusluyum. Ama şöyle bir kanım var benim. Tarsuslu Tarsus'a sahip çıkmıyor, sevmiyor. De olsa yeter ki il olsun. Şehrimiz biraz fazla göç aldığı için göçmen sorunumuz var. Onun yanında işte birbirine bağlı olduğu için de trafik çok yoğun. Aslında hepsi birbirine bağlı. Tarsus'un eski kültürünü arıyoruz. Kültürümüzü kaybettik. Onu yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Tarsus il olursa ki çoktan hak ediyor il olmayı diye düşünüyorum. En son il olan 81 plakalı Düzce ilimizden sonra 82'yi almayı hak etmiştir. Evet, fragmanımızı hep birlikte izledik. Cuma günü full bölüm YouTube Akkoza Medya kanalımızda yayında olacak. YouTube arama bölümüne Akkoza Medya yazarak kanalımıza ulaşabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Kendinize iyi bakın, esen kalın.